herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kek yapacağız yine. Bir kek tarifiyle tekrar karşınızdayım. Bu tarif hanımın keki. Eşim bu tarifi yaptı. Çok memnun kaldık. Kendisi de hadi bunu YouTube kanalında çekelim dedi. Aldık elimize kameramızı, çekiyoruz. Arkadaşlar şunun notunu da vermek istiyorum. 30 bin takipçiyi geçtiğim zaman dondurma çekeceğimin sözünü verdim. Dondurma tarifi gelecek. Hatta çekimine başladık. Ama blenderım yandı. Dumanlar çıkmaya başladı. Çekemedim. Dondurma beklediğinizi biliyorum. Gelecek, yeni blender alacağım. Arkadaşlar 30 bini geçtik. Sözümü söz yapacağım. Şimdi kekimize başlayalım. Önce malzemeleri tanıtalım. Evet. Kakao. Waitree Matrix Hardline. Muzlu ve kakaolu değil mi? Evet. Bir muzlu, bir kakaolu. Tek çeşit varsa sizde, tek çeşitli yapabilirsiniz. Yulaf unu. Limited Edition Rice King arkadaşlar. Kaymaklı, tarçınlı, Hindistan cevizli. Gerçekten çok iyi bir tadı var. Ben Rice King tüketmiyorum. Çok benim beslenmemin içerisinde yok. Yani çikolatalısı da var. Tadı hepsinin çok güzel. Ondan sonra hepsini derken çikolatalısının tadı güzel. Diğeri antrenman öncesi sonrası kullananlar çok var. Ben daha çok pirinç patlağı tüketen biriyim. Ama eşim bundan özellikle sipariş etti ve denedim. İnanılmaz bir tadı var. Bunu da kekte kullandık. Kek uçtu. Diğer malzememiz coconut oil spray. Her zamanki gibi kral burada bekliyor. Yeni açtık, taze arkadaşlar. Taze. Şuradan gördüğünüz gibi. Buraya bak. Taze taze bunu karıştırdım. Burada bekliyor. Tarçın. Ve Fit Nut Flavor Drops. Arkadaşlar yeni ürün. Nedir? Damla. Damla tatlandırıcı. Şöyle mesela göstereyim. Beyaz çikolatalı. Böyle damlatıyorsunuz. Arkadaşlar, çaya, kahveye, keke, kurabiyeye şekersiz tatlandırıcı aromaları var. Yani inanılmaz lezzet veriyor. Çaya, kahveye ben çok kullanıyorum. Yeni çıktı. Özellikle çaya karamellisi çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar, tarifi de bu arada ben çok iyi bilmiyorum. Eşim bir yumurta beyazımız var bir tane de. Bir tane de yumurtamız var. Yumurta beyazı. Şimdi başlıyorum ben. Tamamdır. Şimdi yumurta beyazını kıralım. Hayır, hayır, hayır. Buraya, evet. Şimdi aşkım bundan bütün paketi koyuyor musun? Bütün paketi koyuyoruz. İki tane bütün paket. Yani 30 gramı. Toplam 60 gram. Muzlu ve çikolatalı. Yalnız muzlusunun kokusu muazzam. Onu söylemem lazım. Rice King'imizi koyalım. Rice King. Bir paket Limited Edition Rice King. Makasla açmanı öneririm. Makasla açmanı öneriyorlar. Öneriye kulak verin her zaman. Evet. Diyetlerde rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tatlı. Karbonhidrat içeriği gayet iyi. Şimdi aşkım. Ondan aslında ben koyduğum suya göre biraz göz kararı koyuyorum ama 2 kaşık koyabilirsin. 2 yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Ben buradan size gramaj da söyleyeceğim. Yeter. 40 gram koydum. 40 gram. Yulaf unu. 50 gram Rice King Limited Edition bir paket. Burada kakao var, tamamını koyayım mı? Hayır, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı kakao. Yani gramaj olarak söyleyeyim size. 10 gram kakao. Fıstık ezmesi. Kral Fit Nut arkadaşlar.
Ben bununla ilgili bir deney yaptım. Instagram'a koydum, takipçilerim bilir. Flavor Drops'ın kurabiyelisini bunun içerisine damlattım. Olacaklara inanamazsınız. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı diyorum. Bir tatlı kaşığı. Şöyle. Koyayım böyle? Biraz fazla o. Yeter. Aynen. Yeter. O kadar yeter. Çünkü yağsız diyoruz. Fıstık ezmesinden alacağız yağı. Evet. Bir dolu tatlı kaşığı koyduk. Bu fıstık ezmesi gerçekten çok, yani müthiş bir kaynak. Arkadaşlar ancak tabii kendinizi kaybetmemeniz lazım. Yani kararında tüketilirse harika bir kaynak. İşte bu en sevdiğim kısmı. Her yerimizde şey oldu. Şimdi tarçın, tarçın ne kadar? Bir çay kaşığı. Oraya koydum. Bir çay kaşığı tarçın. Evet. Ve altın dokunuş. Altın buruş. Ondan biraz göz kararı koyuyorum ama şekerli olması güzel oluyor. Beyaz çikolatalı koyuyorum. İkisinden de koyuyoruz. Tamam. Değişiklik olsun bu sefer. Göz kararı şöyle. Tamam. Birazcık da ötekinden. Kurabiyeli çok ve beyaz çikolatalı koyduk. Evet, şimdi her şeyi koyduk. Su. Su koyacağız. Normalde yarım bardakta süt koyuyoruz. Light ben tercih ediyorum ama. Ben süt ürünleri kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden tarifteki sütü çıkardım. Yarım bardak süt koyabilirsiniz ama. Yağsız. Bir bardak daha koyayım mı? Tabii tabii, dur koy. Gram su koydum. Biraz daha koymamız lazım. Yarım litre olur. Bir karıştıracağız şimdi. Ona göre biraz daha koyabiliriz. Sevgili dostlar, hanım kıvamını kontrol etti. Yarım kilo su koyduk. Tamam. Karıştırdık. İyice karıştırdık. Tabii mikserle karıştırırsanız daha iyi olur. Aslında ben blenderla karıştırıyordum ama blenderım yandı. Şimdi arkadaşlar geldik bunu kullanmaya. Böyle bir muffin kabım var benim. Siz de alırsanız daha düz olur. Böyle sıkıyorum. Tamamdır. Evet. Nereden alıyoruz? Organiksatınan.com. İndirim kodu Emirin Albay. Bu. Şimdi Hindistan cevizi tozu. Hindistan cevizi tozu koyacağız bize. Malzemelerde onu belirtmedik. Unuttum. Unuttum. Üzerine de Hindistan cevizini üstüne döksen. Hayır, içinde karışınca daha güzel oluyor. Tarif sahibi bu şekilde emir verdiği için. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şu an bir köleyiz. Tarif kölesiyiz. Bakalım ne kadar koyacaksın. Yeter ya. Aha yeter. Karıştır birazcık. Karıştıralım. Kapakta kaldı, onu da dökersin içine. Kapak derken? Üstündeki kapak. Tamam, gerek yok o kadar ya. Şimdi dökelim. Aşkım, kabartma tozu. Evet, koymadık. Kabartma tozunu unuttuk sevgili dostlar. Hemen koyalım. Her malzemede bir şey unutuluyor. Bir tanesi de kabartma tozsuz olacak. Olmaz. Ara veriyoruz, kabartma tozsuz yok artık. Kabartma tozunu koyduk. Kabartma tozunu en başta sizlere göstermeyi unuttum. Evet. Artık fırına koyalım. Fırınımız kaç derecede hanımefendi? 180 derece. 180 derecede. Çok dikkatli olmam lazım. Çünkü hanım sağ olsun ağzına kadar doldurdu. Öyle yapınca kabarıyor. Başardın galiba. Galiba başardım, galiba ama başaramadım şu an.
kaldı. Evet, tamam. Gerilim dolu dakikalar sona erdi. Tın 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 tın. Evet, ne kadar koyacağız? Bir 20 dakika falan pişiyor ama bir bakarız yine. 20 dakika sonra görüşürüz. Tabii siz hemen göreceksiniz. Görüşürüz. Bu. Sevgili dostlar. Bir yandan yerinde küçük bir adam var. Şimdi pişti. Kucağımı istiyor. Evet. Şöyle devam koyalım. Evet. Evet. Hadi babayı çekelim. Arkadaşlar kekimiz gördüğünüz gibi görüntü şu. Mükemmel. Evet. Dumanlar çıkıyor. Şimdi tadıyoruz. Bakalım beğendin mi? Çok iyi. Çok güzel olmuş. Özellikle arkadaşlar, Rice King'in aroması çok ilginç bir aroması var. Dediğim gibi içi tarçınlı, kaymaklı, Hindistan cevizli. Çikolatalı da protein tozu koydu. Ondan sonra şahane oldu, müthiş. Şöyle söyleyeyim, 50 gram Rice King koyduk, oradan 40 gram karbonhidrat geldi. 40 gram yulaf unu koyduk. Oradan da bir 24 gram karbonhidrat geldi. Şu gördüğünüz tüm keklerin toplamında 64 gram karbonhidrat var. Başka karbonhidrat içeriğimiz var mı diye düşünüyorum. Başka bir şey yok. Ne koyduk içine? Evet, yok. Protein tozu falan. Protein tozundan gelen çok ufak tefek miktarlar var. Yani tanesinde arkadaşlar 10 gram karbonhidrat var şu an. Bence güzel. Bir tane yediğiniz zaman zaten kesiyor. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Boom.